Abi hoş geldin. Hoş bulduk, çok sağ ol. Bugün aslında netameli bir konudan ziyade hepimizin ortak kahramanlarından biri olan, bu memleketin yetiştirdiği en güzel evlatlardan birisi, Vecihi Hürkuş'u konuşacağız seninle. Nihayet ortak bir yerde buluştuk mu? Evet, bazen böyle ortak yerlerimiz oluyor ama ortak yerlerimiz ne dikkat edersen? Vatana, millete hayırlı olmuş Evet. insanlar bizim ortak yerlerimiz. Yani ortak paydalarımızın olması gerekiyor. Abi Bu da bizi zaten bu memleketin milleti yapıyor. Vecihi bizim ortak paydamızda. Neden bu adamın kıymetini bilmedik? Çağrı, öyle bir durum ki bu ülkenin ortak kıymeti olarak bilinmesi gereken siyaset üstü insanlar vardır. Ve bu bütün partilerin ortak noktası olması gerekir ya. İşte bunlardan biri Vecihi ama ne hikmetse Vecihi Hürkuş, Nuri Demirağ ya da ne bileyim Devrim Otomobilleri. Devrim arabasını yapan. Ya bu ülkede Devrim Otomobilleri yerli milli arabadır ya. Benzinini almışlar, deposunu boşaltmışlar ve araba gitmiyor diye de gülmüşler. Ve bunu yapanlar da Türk, buralı. Bu ülkenin insanları. Enteresan bir biçimde bu ülkenin, İngiltere'nin, Fransa'nın, Almanya'nın ya da herhangi bir Avrupa ülkesinin sahip olmadığı kadar çok haine sahip. Ve bu hainler fırsatını buldukları an eleştiriyorlar. Bu sürecin bugün devamı Selçuk Bayraktar'dır. Selçuk Bayraktar'ı, damadı olduğu kişiyi, Sayın Cumhurbaşkanımızı eleştirmek için Bayraktar'ın yaptığı zaferi, bu bir zaferdir, görmezden geliyorlar. Mesela Libya'da bir zafer elde ettik. Fransa'yı, İtalya'yı ve Rusya'yı susturduk. Türkiye'yi mi susturdu? Selçuk Bayraktar susturdu. Libya zaferi Bayraktar'ındır. Bugün Ermenistan'a karşı kardeşlerimiz, Azerbaycanlı kardeşlerimiz, bir de bir kere daha ben de söyleyeyim, herkes söylüyor. Azeri değil. Azeri diye bir millet yok. Azeri diye bir ırk da yok. Onlara Azeri kardeşlerim demeyelim. Kızıyorlar haklı olarak. Azerbaycanlı kardeşlerimiz ya da Azerbaycan Türk'ü kardeşlerimiz demek gerekiyor. Doğru kullanmamızdan Azeri diye bir kelime yoktur. Bugün Azerbaycanlı kardeşlerimizin Ermenistan'da kazanmış olduğu başarı kesinlikle Selçuk Bayraktar'ın başarısı. Şimdi bu Vecihi Hürkuş'ta başlar. Özür dilerim, şuraya gireyim abi. Elbette ki İHA'ların, SİHA'ların çok büyük katkısı vardı orada. Onu inkar etmiyoruz ama oradaki Azerbaycan askeri, Azerbaycan Mehmetçiklerinin mücadelesini de teslim ediyorsun tabii ki de. Aa, belirtelim yani. Mübarizin çünkü, kardeşleri uçurdular onlar. Eyvallah, çünkü çok kahramanca mücadele ettiler. Hatta birisi dedi ki gene aldığımız köylerden birinde girdikten sonra 28 yıldır buraya kişi ayağı değmemişti dedi. Şimdi kişi demek Azerbaycan Türkçesinde er, evet. Erkek, adam, yiğit evet. Manasına geliyor. Çok kahramanca mücadele ettiler. Aynen çok öyle. Yiğitçe mücadele ettiler. Çatır çatır aldılar yani. Elhamdülillah. Çok şükür. Belirtelim dedim yani. Ya çok doğru. Teknolojiyle beraber cesaret olmazsa olmaz. Tamamlıyor bunlar birbirlerini. Şimdi Vecihi Hürkuş 1896'da dünyaya geldi. Abdülhamit dönemi. Osmanlısı yıkılmak üzere. Gençlik yılları biraz çalkantılı yıllar. Trablusgarp Savaşı, hemen ardından Balkan Savaşları, Birinci Dünya Savaşı, perişanlık. Vecihi Hürkuş, yani Hürkuş'u boş ver. O soyadı kanunundan sonra alındı o isim. Vecihi, Şener Şen filmleriyle espri malzemesi olarak kullandığımız Vecihi, hepimizin milli kahramandır. Balkan Savaşları'nda savaştı. Birinci Dünya Savaşı'nda savaştı. Bak, savaşlarda savaşan bir asker. Yaralandı, İstanbul'a geldi. İstanbul'da tedavi gördükten sonra yeni açılmış olan Yeşilköy, bugün Atatürk Havalimanı diyoruz oraya. Yeşilköy Tayyare Mektebi'nde eğitim görmeye başladı ve pilot sertifikası aldı. Ardından Vecihi'yi yaralı bir asker olarak değil, sıkı durağa bir şey söyleyeceğim. İlk defa Rus uçağını düşüren kahraman pilot olarak görüyoruz. Rusların uçağını ilk defa düşüren insan Vecihi Hürkuş'tur. Üstelik kendi yaptığı uçakla. Çok önemli bir şey. Yani tamamını yapmıyor tabii. Parçalarını ekliyor. Onunla biniyor. Birinci Dünya Savaşı'nda Kafkas cephesinde bir Rus uçağı düşürüyor. Neden biz Kafkas cephesi deyince Raşit Enver Paşa'nın Sarıkamış faciasını konuşuyoruz da Kafkas cephesi deyince Vecihi'nin düşürdüğü Rus uçağını ve havadaki kahramanlıkları konuşmuyoruz? Bu da Kafkas cephesi. Aynı cephe. Abi böyle unutturulmuş... Dediğin gibi, biraz önce bahsettiğin gibi unutturulmuş belli evet. çevrelerce, bir üst akıl demiyorum ama belli çevrelerce unutturulmuş ya da unutturulmaya yüz tutmuş birçok kahraman var bu ülkede. Aynen öyle. Belki şu an bizim dahi bilmediğimiz, tarihin kıyısında köşesinde kalmış, belki senin de bilmediğin, kenarda köşede olan belki onlarca insan ne kahramanlar var. Onlarca insan daha var. Ama biz bunu işte Vecihi Hürkuş gibi, Nuri Demirağ gibi evet. bazı insanları biliyoruz sadece. Evet. Hepsini bilmiyoruz. Bak, Çanakkale Savaşları'nda Yüzbaşı Atıf diye bir adam
adam var ya, yüzbaşı işte rütbesi yani. Yüzbaşı Atuf diye bir adam var. Diyor ki askerlerine, eğer ben ölür ya da yaralanırsam beni kaldırmak için zaman kaybetmeyin. Üzerime basın ve düşmanı kovalamaya devam edin. Yaralanmış ve düşmüş arkadaşlarınızı kaldırmayın. Bu size saniye kaybettirir. Basın üzerine ve kovalamaya devam edin. Zira ben aranızdan biri ölür ya da yaralanırsa üzerine basıp düşman kovalamaya devam edeceğim. Savaşta saniye bir ülkeyi kurtarır ya da batırır diyor. Şimdi biz bu Atuf'tan hiç haberimiz yok. Bilmiyoruz. Bize bunu öğretmediler. Yüzbaşı Atuf. Ama gelelim Vecihi'ye. Rus uçağını düşürdü. Ardından Kurtuluş Savaşı'nda Sakarya Meydanı Muharebesi yaparken 22 gün 22 gece süren Sakarya Meydanı Muharebesi 100 kilometrelik bir hatta sürdü. Başkomutan Mustafa Kemal Paşa. 100 kilometrelik bir hatta. Anında birbiriyle irtibata geçebilir mi komutanlar? 100 kilometre. İmkanı yok tabii ki. Mustafa Kemal bunun için cephe komutanlarına inisiyatif veriyor. Ya bana sormadan yapın diyor. Herkes şahsi başarısını ortaya koyuyor. Ve bu bir grup harekatı olarak savaşırken, muhteşem giderken, bak size bir şey anlatayım. İnanılmaz bir şey. Muhteşem giderken, düşman kaçarken, biz kovalarken bir anda Mustafa Kemal Paşa cephenin ortasında bulunan kol ordu ve alaylara geri çekilin talimatı veriyor. Neden? Neden? Kimse anlamıyor bunu. Ama bir kısmı çekiliyor, bir kısım çekilmiyor. O bir kısım var ya. Çekilmeyen. Çekilmeyen. Mehmet Arif Bey, Ayıcı Arif ve Halit Akmansür isminde iki tane alay komutanı. Çekilmiyorlar. Ankara'dan getirilen o telgraf makineleriyle yapılan görüşmelerde Mustafa Kemal Paşa'nın ısrarla geri çekilmelerini söylüyor. Bunun üzerine Halit Akmansür ve ayı ile yattığı, çadırında ayı beslediği, sabahları da ayı ile güreştiği için lakabı Ayıcı Arif Adanalı'dır. Mustafa Kemal bir daha bize geri çekilin emri vermesin diye telgraf tellerini kopartıyorlar. İrtibat kesiliyor. Bunlar şey ya, deli bozuk Osmanlı. Deli. Deli bozuk Osmanlı'daki. Ve bağlantı kopuyor. 3 gün sonra Halit Akmansoy ile Ayıcı Arif, Yunan orduları başkomutanı General Trikopis'i çadırı mahiyeti hazinesiyle beraber Ankara'ya getiriyorlar. Sonra diyor ki, siz bana niye diyor öyle şekil dediniz? Abi inanılmaz bir taktik. Mustafa Kemal diyor ki, her ne kadar aynı cephede savaşıyor olsak da düşman aramıza casus sokmuş olabilir. Olabilir mi? Olabilir. Olabilir. O yüzden ben planımı size açıklamadım. Orta hatta çekilin demiş. Sağ ve sol hatta ilerleyin demiş. Onlar da sağ ve sol hattalar mı? Halit Akmansu ve Ayıcı Arif tam ortada. He. Geri çekilin. Babacığım ben niye geri çekiliyorum şimdi? Düşmanla savaşıyorum. Geri çekilmek ne demek? Ama filmin büyüğüne baktığında orta taraf çekiliyor. Sağ ve sol kanat ilerliyor. Ne yapıyor? Hilal taktiği. Hilal taktiği. Sakarya Meydan Muharebesi hilal taktiğinin kullanıldığı son savaştı. Ve Mustafa Kemal düşmanı ortaya alarak boğarak öldürüyor. Ama bu arada deli bozuklar çıkıyor. Sen bana diyor niye geri çekil diyorsun, ben saldırıyorum. Teli kopartıyor ve gidiyor 3 gün sonra Trikopis'i mahiyeti ve çadırıyla alıyor. Biz bu hikayeyi 3 yıl evvel de gördük. Irak sınırında bir tim, özel harekat timleri esir vermez, şehit de vermez. 3 tane şehit verdik. Ankara'dan biliyorsunuz tim 17 kişidir. 3 şehit verince geri çekilin emri verildi o time. Tim komutanı telsizin mandalını çevirmiş, kapatmış. Bir hafta sonra 150 KKK leşiyle geri döndü. Şimdi gelelim Vecihi'ye. Bu da evet, bir anekdot olsun. Vecihi Hürkuş, Sakarya Meydanı Muharebesi'nde 22 gün süren o muhteşem 100 kilometrelik hatta Karlofça Antlaşması'ndan itibaren Türk ordusu hep geri çekildi, hep geri çekildi. Kızılırmak'ın doğusuna kadar çekildik. Sakarya Meydan Muharebesi'yle ilk defa 300 yıl sonra ileri gittik ve toprak aldık. İlk defa Sakarya'yla. O savaşta Vecihi Hürkuş pilot ve Yunan uçağını düşürüyor. Yani tamam karada muhteşemiz de, babacığım bir de bizim havamız var, hava. Havada da Vecihi Baba var, onun adamları var. Abi 30 kilo. 30 kilo. Uçakla gidiyor ve vuruyor. Ardından Cumhuriyet oluyor. 3 defa Türkiye Büyük Millet Meclisi bu adama 3 defa kahramanlık beratı veriyor. İstiklal Savaşı madalyası veriyor. Sonra bu adam, Vecihi denilen büyük insan, Yeşilköy'de fabrikasını kuruyor. Ama fabrikasına bir şekilde şey alamıyor, ruhsat. Niye vermiyorsun bu adama ruhsat ya? Bu adam ispatlamış kendisini. Niye sene kaç? 1920'lerin sonu, 30'ların başları. Vermiyorlar adama ruhsat. Bu arada 1925'te bu uçakla uçuş yaparken uçuşun sonunda ödüllendirileceğini zannederek ceza ile karşılaştığı bir inanılmaz bir hikaye daha var. Aynen öyle. Ve cezanın sebebi şu mu abi gerçekten? Uçaktan anlayan kimse yok. İzin muhabbetlerinden anlayan evet, kimse yok. Ve ondan dolayı adam bu uçuşun sonrasında ceza yiyor. Mesele o kadar komik ki. Vecihi Hürkuş kendi yaptığı. Ya araba sanayisi yok mu? Sanayide topladığı yedek parçalarla kendi yaptığı uçakla uçuyor. Kendi yaptığı %100 yer
yerli ve milli uçak yere inerken ödüllendireceğini düşünüyor. Bir iniyor, uçağına el koyuyorlar, kendisini gözaltına alıyorlar. Niye? Uçuş izni istemeden uçmuş. O ana kadar uçuş iznini kim verecek bilmiyor. Yani öyle bir izin mekanizması yok. Kimden alacağım ben bu izni? Yani şuna benziyor. Eyüp Sultan Meydanı'nda yürümek için izin almadın. Bana bu izni kim verecek? Vecihi Hürkuş da, Vecihi Bey de uçuş izni almadan uçtu diye, kaçak uçuş yaptı diye uçağına el koyup kendisine ceza veriyorlar. Okul açıyor, okuluna ruhsat vermiyorlar. Fabrika açıyor, fabrikasına ruhsat vermiyorlar. Ve adam hep köstekleniyor. Bir gün uçak yapıyor, uçağına ruhsat bulamadığı için parça parça söküyor, Çekoslovakya'ya götürüyor trenle. Çekoslovakya'da uçağına ruhsat alıyor. O aldığı uçak ruhsatıyla Bulgaristan sınırına kadar tekrar söküyor. Adamdaki, ya biz ne diyoruz farkında mısın? Bu silah sökmüyor açarı. Uçak söküyor babacığım. Uçağı söküyor civatalarına kadar, trene koyuyor, Bulgaristan'a getiriyor. Bulgaristan'da bir daha uçağı yapıyor. Lego yapmıyorsun ha, uçak yapıyorsun. Bu arada bu uçağın parçaları da savaş kalıntılarından falan oluşuyor. Almanların bıraktığı savaş savaş malzemelerinden aldı bunları ve bunları yaptı. Birleştirdi, uçak yaptı. Bulgaristan'dan Türkiye'ye, Edirne'ye doğru uçtu. İner inmez uçağına da el koydular, kendisine de el koydular. Edirne'de düşen bir yolcu uçağına müdahale et dediler. Düşen değil, yanlış söyledim. Edirne'de yanlış yere konan, yere inen bir uçağı kendisi aldı, bindi, geri getirdi. Buna da Vecihi ismini verdiler. Bu uçağın ismi. Ve Vecihi Hürkuş enteresan bir biçimde ödüllendirilme ile cezalandırılma arasında gitti geldi. Adamda madalyalar gani, adamda beratlar gani ama uçak yapıyor. Ya bak, uçak yapıyor. Türkiye için cezalandırılıyor. Uçağına el koyuyorlar. Uçma izni vermiyorlar. Okul açıp pilot yetiştireyim diyor. Pilot yetiştirilmesine izin verilmiyor. Şimdi ben burada art niyet hadi aramıyorum. Ne arayayım? Ve burada dış minnakların hiçbir etkisi yok değil mi abi? Biz bunu kendimiz yapıyoruz. Evet evet. O dış mihrak dediğimiz her türlü melanetin altında aradığımız şeyler burada yok. Biz bunu kendi vizyonsuzluğumuzdan yapıyoruz. Tam bugünlerde yani Vecihi Hürkuş varken, yaşıyorken bir adam daha yaşıyor. Nuri Demirağ. Nuri Demirağ da Vecihi Hürkuş'tan 10 yaş büyük. 1886 doğumlu. Abdülhamit Han okullarında büyümüş, yetişmiş bir adam. Nuri Demirağ bankada memurluk yapıyor. Vergi dairelerinde memurluk yapıyor. En son Atatürk'ün çok iyi hamleleri var diyoruz ya sürekli Türkiye için. Vallahi ben şunu söyleyeyim, yani yeri gelmişken de söyleyeyim. Mustafa Kemal'i çok severim. Laf söyletmem. Mustafa Kemal zamanında yaşıyor olsaydım kesinlikle Mustafa Kemalciydim. Karşısında bulunanların da kafasına sıkardım. Çünkü oyun oynamıyoruz çocuklar. Ülke kurtarıyoruz yani. Yedi düvel var, savaşıyorsun ve bir adam var, ona reis demen lazım. Arkasından durman lazım. İşte Mustafa Kemal. Ama Cumhuriyeti kurduktan sonra, yani Atatürk olduktan sonraki icraatlarında da bazı eleştirilerim var. Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olarak eleştirme ve doğru bulmama hakkım var mı? Bak, hakaret etmiyorum. Doğru bulmuyorum ve eleştiriyorum. Hakaret olmaması kaydıyla herkes eleştirilebilir ve değerlendirilebilir yani. Yalnızca Atatürk değil. Yoldaki geçen vatandaş da eleştirilebilir ama hakaret edemezsin. Ama olayın boyutu şu, şöyle bir boyut var. Dünyasını değiştirmiş bir insanla olay kavga boyutuna geldiğinde farklı bir yere gidiyor. Evet. Yaşayan siyasi liderlere söylenemeyen şeyler dünyasını değiştirmiş bir insana söylendiğinde olay bambaşka bir boyuta gidiyor. Ölüler eleştirilir. Bir gün bana annem dedi ki, ya oğlum dedi, şeytan bile bıraktı ölülerin peşini. Sen bırakmadın dedi. Bak nasıl bir yaklaşım. Anadolu kadını diyor ki, ölülerin peşini. Şeytan bile bırakıyor. Sen bırakma. Eleştirilmek değil. İşte nihayetinde dünyasını değiştirmiş insanların icraatları orada konuşuluyor ki bugüne bir ışık olsun veya bugün o yanlışlar tekrar edilmesin. Aynen öyle. Ama kavga etmek başka. Bak şimdi, kavga tarihçinin işi değildir. Kavga olanı anlatır. Şimdi annem bana ölülerin peşini bırak diyor ama farkında değil ki ben ölülerle uğraşıyorum. Ben tarihçiyim. Tarih ölüyle uğraşır. Doğrusunu anlatır, yanlışını anlatır. Dinleyici karar verir. Şimdi ben yanlışını bana göre, doğrusunu bana göre anlatmayayım mı? Tabii ki anladım. Bu kadar basit. Şimdi Atatürk Nuri Demirağ'ı yanına alıyor. Ekibini alıyor. 10 bin kilometre karelik, 10 bin kilometrelik Atatürk'ün bir şeyi var. Tren yolu projesi var. Türkiye'de yeni çıkmış savaştan bir ülkede 10 bin kilometre. Nasıl bir şey? Atatürk'ün bu 10 bin kilometrelik demir yolu planının 1250 kilometresini Nuri Demirağ yapıyor. Bu yüzden Demirağ soy ismini alıyor ve Atatürk tarafından ödüllendiriliyor. Fakat Nuri Demirağ'ın gemi fabrikası var, kapatılıyor. Uçak fabrikası kuruyor, kapatılıyor. Tren, kendim tren yapayım diyor, kapatılıyor. Bir ara silah yapmaya çalışıyor Nuri Paşa gibi, o da kapatılıyor. Ne yaparsa yapsın müdahale ediyorlar ve müsaade etmiyorlar. Dış mihraklar deyip kolaycılık yapalım mı? İlerlememizi istemeyen dış mihraklar müdahale ediyor. Yapalım mı bunu? Yapmayalım. Yapmayalım.
bu kolaycılık olur. Araştırmak lazım. Vizyonsuzluk dersek olur. Çapsızlık, vizyonsuzluk, Türkiye'nin büyümesini istemeyen kalibresiz tipler, korkanlar. Yahut daha başka bir şey söyleyelim. Çok basit bir şey. Çıkar çatışması diyebiliriz. Tabii ki. Yani kendi cebini doldurup kendi kasasını doldurmak isteyen bazı evet. insanlar vardır. Ben bilmiyorum ama yorumlayarak söylüyorum bunu şu an. Nuri Demir Ağa orada gelişiyor, büyüyorsa evet. bakacaklar. Nuri Demir Ağa büyüyecek, iş adamı olacak, para kazanacak. Bunları da istemiyorlar. Bu kadar basit. Ve Nuri Demir Ağa da sürekli yapmaya çalışıp yapamayarak bir ömür geçirdi. İşte yapmaya çalışıp yapamayanlar hatırlıyoruz değil mi? Bu ülkede Aselsan mühendisleri nasıl balkonda çiçek evet. sularken düştü öldü. Evet. Bilim adamlarının uçakları düştü Isparta'da. Tabii. Nasıl o mühendisler bomba yapan, İHA yapan, SİHA yapan mühendisler yolda yürürken kafalarına saksı düştü. Nasıl arabaları kamyonların altında kaldı biliyoruz. Türkiye bu anlamda şu an biraz şuurlandı. Duyguları değişti. Ve bir de Selçuk Bayraktar hakikaten çok kalibreli bir adam. Geçmişine bakarsak yani böyle bir CV'sine adam Robert Koleji mezunu. Amerika'da uçak mühendisliği üzerine üniversite okumuş. İngiltere'de insansız hava araçları üzerine doktora yapmış. Tekrar İngiltere'de insansız hava araçlarını müdahale etmek ve kontrol etmek anlamında ikinci master'ını yapmış. Fransa'ya gitmiş, sertifika almış. Oraya gitmiş. Adam hakikaten yürüyen bir deha. Yani kendi dünyasında çok ciddi bir kalibre. Yani damatlık onun 1500 özelliğinin belki 1500'üncüsü. Neler yapmış? Özelliği olarak görmüyorum açıkçası. Görmeyelim. Selçuk Bayraktar Vecihi Hürkuş'tur. Selçuk Bayraktar Nuri Demirağ'dır. Selçuk Bayraktar'ı överken, Selçuk Bayraktar'ın yaptığı işleri takdir ederken herhangi bir siyasi, herhangi bir politik, herhangi bir ideolojik kişi, şahıs vesaire düşünmeden memlekete yaptığı hizmetle değerlendirerek evet. konuşuyoruz. Eğer öyle yapmazsak Vecihi Hürkuş'a destek vermeyip ruhsat vermeyenler gibi oluruz. Eğer öyle yapmazsak bu ülkede Çin'de rahmetli hocam Necmettin Erbakan'ın da mühendis olarak çalıştığı mühendisler ekibinin %100 yerli ve milli saf bu ülkenin malı olan ve adı da devrim olan devrim otomobilleri. Menderes zamanı. Evet. Devrim otomobillerinin benzin deposundan benzin çekilmiş. İçinde az benzin kalmış. Su koymuşlar içine. Araba 50 metre gitmiş durmuş. Ve bir daha o mühendisler öyle bir travma yaşamışlar ki düşünsenize canlı yayında radyolar söylüyor. Başbakan yabancı devlet temsilcileri sizi seyrediyor ve siz o resmi törende yapmış olduğunuz araba 50 metre sonra oturup kalıyor. Utanır mısın? Çok kötü olur insan. Travmaya geçer misin? Hem de nasıl? Bir daha o mühendis kadrosu eline tornavida almamış. Öyle bir travma ki biz hala yerli milli araba sahibi değiliz. Bu böyle bir travma. 70 yıl bizi geri atmış. Eğer Selçuk Bayraktar'a siyasi anlamda bakarsak benzin deposunu boşaltanlar gibi oluruz. Selçuk Bayraktar bu ülkede silah anlamında dışarıya olan bağımlılığımızı bitirdi. Bu ben biraz okuduğum kadarıyla da biliyorum. Kendisine has bir şey değil. Ailesi böyle bir geleneği sahip. Zaten öyle bir şirketi var. O şirket bu işi yapıyor. Bu ama önceden beri de böyle. Bak şimdi Baykar değil mi? Bayraktar Baykar. Evet, evet. O Baykar'a da inanılmaz bir şey söyleyeyim. Selçuk Bayraktar'ın babasına ait olan o şirkete Necmettin Erbakan demiş ki İsrail'den alıyoruz bu İHA'ları. Kendimiz yapalım. Üretin demiş. İnsanın fena bileylenmesi gerekiyor. Hedefi fena kitlenmiş. Belki de Erbakan'ın bu aileye verdiği kendi İHA'mızı yapalım noktasında kendisini eğitmesinden gelmiştir. Vecihi Bey'i konuştuk. Nuri Bey'i konuştuk, Selçuk Bey'i konuştuk. Evet. Bizim için, memleket için kıymetli insanlar bunlar. Bu inşallah burada bitmeyecek. Bu halkaya farklıları da eklenecek. Umarız öyle olur. Memlekete bizi hizmet eden insanlar. Sevgili evlatlarım, yaşım 46, evladımsınız benim. Sevgili evlatlarım, artık ilerleyen zamanlarda yazılım mühendisleri galip geleceklerdir. Evet. 1 milyon ordun olmasın, 100 tane düğmen olsun. Basacak düğmelerdir artık ülkeleri paylaşacak. Sizler Selçuk Bayraktar'ın devam ettirdiği bu bayrağı alın ve 2030'lara, 2050'lere, 2071'lere doğru bu ülkeyi götürün. Abi sadece saydığımız bu 3 kıymetli isim değil. Bununla beraber bizden sonra gelecek olan nesillerin hepsinden birer Aziz Sancar, birer Bilge Demirköz, birer Uğur Şahin, Özlem Türeci. Bir dakika. Uğur Şahin, Özlem Türeci kim bunlar? 2 tane koronavirüse karşı aşıyı bulan Türk profesör. Nerede buldular aşıyı? Almanya'da yaşıyorlar. Almanya doğumlular kendileri. Bir dakika dur. Dünyanın uğraştığı bela koronanın aşısını 2 Türk mü buldu? Evet.
Evet, iki Türk buldu. Almanya'da yaşayan iki Türk bilim insanı bunlar. Ya çok kıymetli insanlar. Hangi Türkler başarısız bir millettik, bir şey bulamazlardı. Bu konu ayrıca konuşulur da neden bu iki bilim insanının Türkiye'de yaşayıp Türkiye'de bulmadığını da Almanya'da yaşayıp Almanya'da bulduğunu öz eleştiri olarak ayrıca konuşmamız gerekiyor. Aynen öyle. Neden Vecihi Hurkuş kendi yaptığı uçağı Çekoslovakya'ya götürüp orada bir daha yaptıysa bu işte. Neden Türk gençlerinin %78'inin yurt dışında yaşama hayali kurduğunu da ayrıca konuşmamız gerekiyor. Bunların hepsi bir program olsun. Ağzına sağlık abi. Eyvallah kardeşim. Sevgili dostlar, bize katılıyor olabilirsiniz, katılmıyor olabilirsiniz. Nasıl? Hemen bu videonun altına yorum yaparak. İnanın bir ekip var burada. Biz 2 kişi, 3 kişi değiliz. Kocaman bir ordu ve o yorumların her biri tek tek okunuyor. Bana mesajlanıyor, bak bu gelmiş, şu gelmiş diye. Beğeni ya da tenkit. Bu videonun altına yapın. Lütfen küfür etmeyin, hakaret etmeyin. Medeni insanlar gibi anlaşabiliriz diye düşünüyorum. Bir de bize abone olursanız, hemen alttaki abone ola tıklarsanız çok seviniriz. Allah'a emanet olun.